Kayseri'de doğallığın merkezindeyiz. Köyden kente gelen lezzet Talas Ekonomik Pazar'dayız ve yanımızda Levent Bey var. Levent Bey, gerçekten köyümüzde gibiyiz. Bu doğallık, bu lezzet, burnumuza buram buram meyve kokuları geliyor. Hangi ürünlere ulaşıyor vatandaşlar burada? Vallahi bizim burada Kayseri'deki bütün ürünlerin en güzellerini, en kalitesini özellikle seçiyoruz. Sabah saat 5'te hale gidiyoruz, işimizin başındayız. En güzellerini seçiyoruz ve halkımıza hizmet için getiriyoruz. İşte şeftalimiz, armudumuz, nektarimiz, bunlar Bursa'dan geliyor. Üzümlerimiz Kayseri'nin yerli üzümleri var. Bu Bursa üzümü. Şöyle bakalım, kocaman Bursa, üzümler. Bursa'dan geliyor. Şu ürgümüzün yerli üzümleri. Armut yine Bursa'dan geliyor. Meyve olarak İzmir çekirdeksiz üzümümüz var. Narımız yeni başladı. Kivimiz, yerli anamur muzumuz, ithal muz. İşte çilek son zamanlarda mevsim bitiyor ama bu da Nevşehir'den geliyor. Yerli cins. Elma yine bizim Yahyalı'nın Kayseri'mizin doğal elması. Kayseri'nin marka elması, öyle değil mi? Yahyalı elması, aynen. Bunlar da ilk hasat. Daha buzhaneye falan girmedi. Toplama. Portakalımız var. Ama şu an taze değil, geçen senenin. Soğuk havadan geliyor. Şimdi sadece Türkiye değil, herhalde yurt dışından da meyvelerimiz aynen mevcut. Ananaslar var. Kalbuzumuz var, ananasımız var. İşte yazın pek rağbet olmuyor da kışın daha çok yoğun oluyor. Mesela burada domatesimiz var. Tamamen bizim kendi ürünümüz. Biz yetiştiriyoruz. Domates kendi mahsulünüz mü? Domates kendi mahsulümüz. Şöyle bakalım. Domatesimiz, bak. Şöyle göstereyim şunu. Biz bunu Sarımsaklı Barajı'nın orada bizim bağımız var. Annem, babam bunun üretimini yapıyor. Tamamen doğal, saf. Hiç katkı yok bunda. Patlıcan yine bizim Kayseri'nin Yamula'nın. Yamula patlıcanı, yöresel kendi patlıcanımız. Bizim bize ait, kendimiz ekmiyoruz ama Kayseri'mizin Yamula. Fasulye yine kendimize ait. Bizim bahçemizin doğal fasulye. Salatalığımız Antalya yöresinden geliyor. Patlıcan Antalya. Kabak Tokat'tan geliyor. Şu domatesimiz yine Tokat domatesi. O şekilde ürünlerimiz. Levent Bey, yok aradığımız her şeyi bulabiliyoruz. Fakat aynen, bütün bu sebzelerin bir ortak özelliği var. Yanlış bilmiyorsam doğal olması. Doğal, tamamen doğal. En güzeli, en iyisi. Ve zaten ürünlerden, halde aynı üründen çeşit çok fazla. Önemli olan bunun iyisini almak. Ne kadar kalitesini, ne kadar iyisini alırsanız o kadar güzel olur işiniz. Şimdi bu doğallık, bu lezzet peki etikete nasıl yansıyor? Vallahi vatandaşlarımız için bizim fiyatlarımız gayet normal, gayet uygun. Çok pahalı, afaki bir şeyimiz yok. Pazardan bir tık pahalı, marketlerden de bir tık aşağı. Biz ortadayız. Ortadasınız ama aynen, doğal ürünleri, kendi mahsulleriniz de var. Domatesten bahsettiniz, aynen, patlıcandan bahsettiniz. Özellikle bizim yeşilliğimiz. Bunlar tamamen bizim bahçemizin. Elegöz'de yetiştiriyoruz. Elegöz'de 400 dönüm civarında bahçemiz var. Sadece yeşillik üretiyoruz. Halde de bizim yerimiz var. İşte yeşillik, marul olsun, soğan olsun, ekşime olsun, ıspanak olsun. Tüm çeşitleri kendimiz üretiyoruz. Halkımıza sunuyoruz. Enfes salatalar sizin bahçenizden mi çıkıyor? Aynen öyle oluyor. Genelde Kayseri'nin %40-%50 civarını biz karşılıyoruz. Peki Levent Bey, o zaman şunu sorayım size. Kayseri'de, Talas'ta doğal ürün nerede yenir? Ekonomik pazarda yenir. Bu doğallıkta gezintimiz devam ediyor. Bir arı kovanı çarptı gözüme Levent Bey. İçinde petekler var. Nedir burası? Bura bizim memleketimizin balı. Dayımın balı. Kendi balınız? Kendi balımız. Tamamen organik, saf. Sivas, zara balı. Kaç kilo geliyor? 3 kilo civarında geliyor. Ne kadara gidiyor bu? Kilosu 100 lira. Maşallah. Uygun satıyoruz. Doğal çünkü. Saf. Mesela burada karakovan balımız var. Aynı bal. Süzmesi. Mesela burada bizim doğal ürünlerimiz çok. Bu ürünler tamamen katkısız. Annem babam usulü. Buradaki saf reçeller de mi katkısız? Katkısız. Tamamen doğal. İşte ceviz var. Domates reçeli var. Nar reçeli var, portakal reçeli var, limon reçeli var, ceviz var. Kedi bacakları nerede? Kedi bacakları bizim Erkilet'in, Kayseri'mizin. Bizim bir müşterimiz var, müşterimiz yapıyor, sadece bize veriyor. Mesela burada saf pekmezlerimiz var. Tahinlerimiz soğuk sıkım, biz burada kendimiz sıkıyoruz. Zaten kendi etiketiniz var üstünde tabii, de, ekonomik tamamen pazar bizim, yazıyor. Bize ait. Özel yaptırdığımız biber salçamız var. Kendiniz yaptırıyorsunuz biz salçayı. Biz yaptırıyoruz, tamamen bize ait, sistemimizde var. Domates salçamız tamamen doğal, başlarında annem duruyor. Kendisi kaynattırıyor. Birkaç tane bayan arkadaşla beraber. Onu yapıyorlar. Mesela burada saf, doğal, organik olarak pekmez özlerimiz var. Tut olsun, hurma olsun, incir olsun. Bunlar tamamen doğal. Şimdi saf. Kaşığı da yanında hediye herhalde. Aynen, kaşığı hediye. Mesela bizim burada size bir tane ceviz.
Buradaki reçelleri bu şekilde küçük paketlere koyup önce vatandaşa tattırıyorsunuz herhalde. Bakıyorlar, severlerse veriyoruz. Mutlaka genelde bu nedir? Bu ceviz. Ceviz reçeli. Ham ceviz. Ham çiğ cevizden yapma reçelimiz. Çok kaliteli. Saf. Oldukça güzel. Şekerlenme de yok reçelde. Şekerlenme olmaz. Bu saf. Mesela size bir tane limondan yedirelim. Limon reçeli. Evet, aynen öyle. Limon reçeli. Limon nereden geliyor? Mersin'den mi? Bu ürün İskenderun'un. İskenderun'un bir ürünü. Levent Bey. Sana iyi bakacağım. Elinize sağlık. Daha sana özel pekmezden vereceğim. Mesela limon reçeli çok sevdim. Çok güzel. Bir tane de hiçbir yerde olmayan nar reçelimiz var. Hiçbir yerde yok mu Kayseri'de? Bulamazsın. Kayseri'de zor. Peki bunu siz mi yapıyorsunuz, dışarıdan Hayır. mı yaptırıyorsunuz? Bunu dışarıda yaptırdığımız çok özel bir firma var. Çok kaliteli bir firma. Habib Günsa. Onun ürünleri. Bir bakarsan. Bu da nar. Nar içinde taze kalmış. Çekirdekleri hala kıtır kıtır ağzımda eriyor. Aynen öyle. Tamamen doğal. Mesela bizim burada bir tane de domates reçelimiz var. Bak, domates reçeli. Domates reçelimiz var ama. Kendi markanız. Kendi markamız. Firmanın markası da burada. Şimdi buraya gelen vatandaşlar pekmezi, reçelleri tatmadan kesinlikle almıyorlar. Almıyor, mümkün değil. Burada mesela kızılcık marmelatları var, kuşburnu var, saf pekmez özlerinden var. Bunlar tamamen saf doğal. Burada aktar gruplarımız da var bizim mesela, kış geliyor. Şimdi mutfak alışverişini yapmak istedik. Salatamızı, meyvemizi buradan aldık. Sağlıklı yaşam için balımızı, pekmezimizi, salçamızı da buradan tedarik ettik. Baharatlarımızı da burada aldık. Aynen. Ve evimizin yolunu tuttuk. Yani sağlıklı yol dükkanınızdan mı geçiyor? Dükkanımızdan geçiyor. Bizim doğal, yöresel peynirimiz, yoğurdumuz, sütümüz de var. Tomarza'da bir arkadaşımız yapıyor. Sadece bize veriyor. Çok kaliteli. O ürünlerimizden de var. Şimdi Levent Bey, pekmezi yedik ama meyveler o kadar lezzetli ve o kadar güzel duruyor ki. Size özel bir tane meyve tabağı hazırlayacağız şimdi. Kayseri'de biz kavunla karpuzla çok iddialıyız. Neden? Şimdi hale kavun karpuz çok fazla geliyor. Aşırı derecede geliyor. Bu gelen ürünlerin %80'i bozuk mal. Güneş canlı, ikinci ürün. İşte fiyat konusunda bu seyyarların falan çok ucuz sattığı ürünler geliyor. Ama bizim buraya yakışmaz. Biz en iyisini alıyoruz, en kalitesini alıyoruz. Sabah saat 4'te 5'te gidiyoruz. En güzel hangisi tek tek seçiyoruz. Zaten belli. Karpuz bizim Kayseri'nin, Nevşehir'in karpuzu. Kavun da Hatay'dan geliyor. Kırkan. Bu tadına. Bak tabii ki şeker gibi. Ya bulamazsın yani. Mümkün değil. Bu kadar kaliteli. Çok zor. Baldan tatlı. Çok güzel kavun. Kavun da Kayseri'de ekonomik pazarda. En iyisi, en kalitelisi, en lezzetlisi. Tamamen zaten biz ürünlerimizi alırken mutlaka tadına bakıyoruz. Kaliteli olduğunu seçiyoruz. Ve alıyoruz. Peki Levent Bey, tadına bakacağız ama ben ondan önce şunu merak ediyorum. Bu lezzet yolculuğu ne zaman başladı ve nasıl başladı? Talas ekonomik pazar ne zaman açıldı? Talas 6 sene oldu. Yalnız biz bu işi 41 senedir yapıyoruz. Baba mesleği. Pazardan geldik. Pazarcıydık ve büyüdük. Ve buradayız. Bundan sonra da sizlerden sonraki nesillere herhalde devam edecek bir iş furyası. Şimdi Allah ömür verdiği sürece işimizin başındayız. Çocuklarımız da başka bir iş yapsın. Öyleyse ben daha fazla beklemek istemiyorum açıkçası. Bir muzlardan başlayacağım. Siz de buyurun. Gerçekten çok güzel ve çok taze. Yani bu çok önemli bir unsur. Talas Anayurt'ta, jandarmanın üstü, Domino's Pizza'nın yanında, ekonomik pazar. Instagram adresimiz de ekonomik pazar diye geçiyor. Doğal, taze ve katkısız ürünleri bulmak isteyen, almak isteyen müşterilerimizi nereye bekliyoruz? Ekonomik pazarı bekliyoruz.